bu süreçten çekilme. Ve ben burada taksir tartışması, bakın bu işte bu artık öngörülemez sonuç falan değil. Öngörüyorlar. Burada insan ölecek diyorlar. Burası yanıyor diyorlar. Ve makinaların milyon dolarlık zararla teminatlarını yakarak, içeride bırakarak dışarı çıkıyorlar. Kapatılıyor. Tekrar ihaleye çıkıyor. İhale alınıyor. Ve ilginç bir şekilde içerideki makinalarla birlikte ihaleye çıkmış. O zaman orada idarenin yeniden ihaleye çıkarmış olması başlı başına belki bir kusur atfedilmesi noktasında. Yani zaten burada MİGEM'den şu an bahsediyorum. Mesela sanıklar, TK'nin bir kısım kömür tartım mühendisleri yargılanıyor. Oradaki Ege Linyit işletmelerinden, kömür TK'ya bağlı Ege Linyit işletmelerinden. 2012 Sayıştay raporu var. Türkiye'nin, dünyanın en pahalı taşı nedir? Soma kömürü. Taşı, kömür tozuna bulanmış taşı kömür diye TK'ya satmış Soma AŞ. Tartım sonuçları belli çünkü. Yıkama usulü, bunu Ethem hocamız daha iyi bilecektir. Yıkama usulü vardır. Kömür yıkanır. Yıkamadan veriyorlar. Yıkanırsa çünkü taşla kömür birbirinden ayrışacak. Yıkamadan, yani aslında bu sosyal politika kapsamında dağıtılan şey de tam olarak kömür değil. Gerçek bir kömür değil. %70'i taş. 2012 Sayıştay denetçisi raporu söylüyor bunu. Olaydan bir yıl önce söylüyor. Yani peki TK'ye taş verdiyse çıkardı, kömür nerede? Hem de 1,5 yıl erken bitirdi havzayı. Tüketti, kazıdı, yani dibini kazıdı tencerenin. Kömür bitti içeride. Bu kömür nerede? Bunu denetleyecek olan kim? Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı ortada yok. Maliye Bakanlığı ortada yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ortada yok. Yani burada bence taksir tartışmasının bir tık ötesine geçebiliyoruz. Çünkü bu yapması gerekiyor. Mesela ruhsat sahası. Çok komik bir şey söyleyeceğim. 5 işçi tesadüfen kurtuldu. 5 işçi. Bunlar çok kıdemli işçilerdi. 20 yılın üzerinde meslek kıdemi olan işçiler, ki madencilik sektöründe 20 yıl çalışamazsınız. Bir tane başlarına 20 yıllık işçi var. Ki o dayıbaşı aslında, işçi de değil. Yani personel toplayan ve buradan komisyon alan, üretimden pay alan kişi. Nasıl kurtular biliyor musunuz? Yeni açılan bir yol var. O yola kaçmışlar. Bilinçli bir şekilde değil. O yola doğru kaçıyorlar. Ve 2,5 gün sonra o yolda bulundular. Biraz toparlayabilir miyiz? Şimdi, diğer soru soracaklara da vakit bırakmak adına. O yeni yol neye göre açıldı? Kim açtı yeni yolu? Ya maden sahasından bahsediyoruz. Yerin altını kazıyorsunuz. Yani şey değil, bu hakikaten evinize yeni bir pencere açmak değil. Burada çok açık bir şekilde o yeni yola girerken bir sonraki dönem ihaleyi alacağının garantisini almadan hiçbir basiretli tacir oraya milyon dolarlık yeni yol yapmaz. Bir sonraki dönem ihalesini alacağını tahminen bir yıl önceden biliyorduk ki dibini kazıdı tencerenin, kömürü bitirdi. Nasılsa ihaleyi tekrar ben alacağım, ocak bende, yeni yerler açabilirim. Yeni odalar açmak suretiyle havzayı kazmaya devam edebilirim dedi. Burada bence bu tarz ince detaylarla taksirle kast arasındaki farkı daha ince tartışabiliriz, ama bunun için çok daha cesur bir yargıya ihtiyacımız var. Bu konuda Ömer Bey'in de söyleyecekleri var. İzninizle biraz onu da söz verelim. Değerli arkadaşım, emekler için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Soma'da çok büyük çalışmalar yaptınız. Fakat o acıları, o üzüntüleri biz 25 yıl boyunca çektik. Onun için bu meslek zor bir meslek, anlatması da zor. Çalıştığın yerin, çalıştığın arkadaşlarının kazada kaybetmek de daha zor. Fakat biz daha çok sonuç odaklı konuşmamız lazım. Ne öneriyorsun? Ne öneriyorsun konusunda benim düşüncem, Ethem'in hocamın ve Devrim hocamın söyledikleri denetim konusunda ve iş güvenliği konusunda, ben şöyle düşünüyorum. İş yeri denetimlerinde 3 tane ayak vardır. Birincisi idare, ikincisi işveren, üçüncüsü de işçi. Şimdi idare, kuralları var, hiyerarşisi var, örgütlü. İşveren, kuralları var, hiyerarşisi var ve örgütlü. Peki bu işçi sağlığında
iş güvenliğinde üçüncü ayak, işçi için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Rakamlar, sendikalaşma ile ilgili rakamları ekranda görüyorsunuz. Ve değişimi de görüyorsunuz. Yansımıyor mu? Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Demin böyle kesildi mi? Peki. Şimdi, evet. İnşaat sektöründe 2003 yılında sendikalı işçi sayısı 26,5 iken 2,3'e düşmüş. Yine madencilikte de 2003 yılında %67 iken %19'a düşmüş. Şimdi iş güvenliğinde, işçi sağlığında 3 tane ayak var demiştim. İdare ve işveren ve işçi. Yani denetimin asıl unsuru zaten işçi. Yani ihtiyacı olan işçi. Yani canını ortaya koyan işçi. Soma davasında ölen madenci, hapistekiler de madenci, bilirkişiler de madenci. Yani böyle bir şey olmaz. Öyleyse yani o iş güvenliğinde topal olan unsur, işçi unsuru mutlaka güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlendirilmenin yolu da sendika. Sendika olmadan bu işin mümkünü yok. Ama bizim işverenlerimiz sendikalcılığı da başka bir şey anlatıyor. Yani işveren diyor ki benim sendikanımı da senin sendikanı da ben örgütlerim. Yani her şeyin maaşını ben veririm, sendikanı da ben veririm. Yani asıl olan yanlış da bu. Soma'daki asıl yanlış da bu. Biz burada TK'de devletteyken de çalıştık. Devlette sendikanın güçlü olduğu dönemlerde işçi iş güvenliğiyle ilgili tedbir alınmamışsa içeri girmezdi. Derhal sendika el koyardı. Ocak düzeltilir, ondan sonra işçi girerdi. Şimdi Soma'da taşeronla çalışan işçinin böyle bir şey yapma yetkisi var mı? Böyle bir şey yapma cesareti var mı? Böyle bir şey yapma imkanı var mı? Bunu yaparsa hayatta kalabilir mi? Özeti, iş güvenliği isteniyorsa Türkiye'de sendikacılığında belli bir seviyeye gelmesi lazım. Sendikalığın belli bir seviyeye gelmeden iş güvenliğinden bir şey beklemeyin. Bundan sonra yine olacak. Bundan sonra yine olacak diye kanaat oluşacak en azından. Meslektaşlarımız artık biz ceset taşımaktan bıktık diyorlar. Biz kömür çıkarmak istiyoruz yer altından. İşimiz gücümüz ceset çıkarmak. Bunun yolu işte bu özelleştirmeyle, taşeronlaşmayla yapılan sendikalaşmanın en önemli sorun olduğunu düşünüyorum. Yıllarca da bu işin içinde bulunduğum için bunu öneriyorum ve ısrar ediyorum. İdarenin yapacağı şey değildir, işverenin yapacağı şey değildir iş güvenliğini. Kendi canını, güvenliğini sağlamak işçinin kendi hakkı. Kendisi düşünecek her şeyden önce. Ama sen onu her türlü bilgiden yoksun kalırsan, her türlü örgütlenmeden yoksun bırakırsan, sonuç bu. Değişen bir şey var mı? Değişen bir şey yok. Önümüzdeki günlerde olacak mı bu kaza? Yine olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, öngördüğümüz süreyi oldukça aştık. İzniniz olursa oturumumuzu bitirmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ederiz.